ne Türkiye Devleti kağıt üzerinde Akkuyu'da kurulan nükleer santral, küçük nükleer, Akkuyu nükleer santral projesi şirketi. Yani patlayan, tamamen tüm mal varlığını kaybeden, tamamen ortadan kalkacak olan bir firma sözde ortaya çıkacak maliyetleri karşılayacak. Bu mümkün değil. Hindistan mesela nükleer mücadeleyi böyle kazandı. Yeni bir sorumluluk yasası geçirdi ve tüm sorumluluğu şirketi işleten, santrali işleten ve yapımını yapan firmaya bıraktı. Rosatom oradan geri çekildi santrali yapmakta. Akkuyu'da nükleer felaket senaryosu var bizim de ama videoyu gösteremeyeceğim. Fukushima'nın maliyetine gelelim. Fukushima'nın nükleer santral kazasında, Fukushima'da Daiichi'de olan kazadan sonra ortaya çıkan ekonomik zarar 250 ile 500 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Aralık ayının son haftasında nükleer çete kabul edildiği zaman Kaliforniya'daki balık çiftliklerinde Fukushima'nın radyasyon kalıntıları bulundu. Yani bu santralin halen ne kadar maliyet ortaya koyacağı bilinmiyor. Japonya'daki santrali Japonya'nın bir kamu firması, kamu şirketi işletiyordu. O maliyetleri karşılayamadı. Bu maliyetler ne olacak? Çok büyük bir soru. Buna cevap vermiyorlar özellikle. Depremsellik. Depremsellik analizi yapılmamış. Çok ciddi çelişkiler var onun dışında. Raporun giriş kısmında, chat raporunda aktif fay görülmemiştir deniliyor. Ama detaylara baktığınız zaman Ecemiş fayının raporda da 300 kilometre uzunluğunda olan bu Ecemiş fayının Akkuyu nükleer santralinin 20-25 kilometre uzağından geçtiği görülüyor. Son 6 ayda ben deprem Kandilli Rasathanesi'nin deprem analizini sitesinde çok ciddi deprem analizleri var. Oradan kentlere ve bölgelere göre etraftaki deprem